Selam arkadaşlar. Ben proje ekibinden Alican. Kripto Kurdu YouTube kanalına hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlere PancakeSwap üzerinde en hızlı işlem nasıl yapılır? Bunlardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki burası blockchain ormanı ve burada e, orman kanunları geçerli. Bu yüzden bu ormanda daha hızlı olan, daha dikkatli olan kişiler her zaman kazanacaktır. İşte bu yüzden bu video ile karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün daha hızlı bir işlem yapmak için öncelikle pancakeswap.finance sitesine giriyoruz. Böyle bir siteyle karşılaşıyorsunuz. Ardından ne yapıyoruz? Cüzdanımızı bağlıyoruz. Connect Wallet diyorum. MetaMask'e bağlanıyorum. Çünkü ben bu cüzdanı kullanıyorum. Ardından cüzdanım bağlandı. Siz ilk defa bağlanıyorsanız eğer sizden bir imza isteyecektir. Onayladığınızda cüzdanınızı bağlamış olacaksınız. Sonra trade kısmına geliyorum şu kısımda. Exchange diyorum. Böyle bir sayfayla karşılaştık. Swap ekranı. burada ne var? BNB ve Cake çifti var. Buradan BNB ödeyerek cake alabilirsiniz. Ama ben daha çok boost işlemi yapıyorum arkadaşlar. Burada herhangi bir X token ya da cake'i ya da herhangi bir BNB chain üzerindeki tokenları alsat yapabiliyorum. Şimdi ben burada bir token seçeceğim. Ben kripto kuru tokenı seçmek istiyorum. Burada kontrat adresini kopyalıyorum. Geliyorum şu kısma yapıştırıyorum. Ve bakın gördüğünüz gibi token çıktı. Burada ne yapacağız? Öncelikle bir ön ayar yapmamız gerekiyor. Çünkü daha hızlı olmamız gerekiyor arkadaşlar bazı işlemlerde. Sizin ekranınızda, sizin ayarlarınızda arkadaşlar şu kısım böyle gözükecektir. Diyelim ki böyle bir ekran geldi. Şu kısma basıyoruz. Anahtar yerine basıyoruz. Ardından buraya geliyoruz. Burada ne var? Hızımız var arkadaşlar. Burada gazı ne kadar çoğaltırsak o kadar hızlı işlem yapmış olacağız. Yani standartta işlem yapan biri Insta'ta göre daha yavaş olacaktır. Instat'ı kişi standartın önüne geçecektir ve daha hızlı, ondan daha önce kripto parayı Alacaktı Ben burada neyi kullanıyorum? Instat'ı kullanıyorum arkadaşlar. En hızlı olanı ben kullanıyorum. Burada arasındaki fark yaklaşık 30-40 sent civarında. E, burayı seçiyoruz hızlı olmak istiyorsak. Gelelim şimdi Slippage Tolerance kısmına. Bu, bu da arkadaşlar e, kayma toleransı nedir bu? Bir token var. Fiyatı 1 dolar siz buraya 1 yaptığınızda arkadaşlar 1.1 dolar olduğunda sizin işleminiz kabul olmayacak. Yani bir işlem yapıyorsunuz işlem sırasında fiyat yükseldi siz burada %1 yaptığınızda %2 arttığında siz satın alamıyorsunuz. Ben de böyle engellerle karşı karşıya kalmamak için ben bunu genelde 15 ile başlatırım 25-30'lara kadar çıkartırım. Bu şekilde ayarlayacağız arkadaşlar ben genelde bunu 25 yapıyorum. Yine de siz bunu 20 yapın. 20 makulüdür. Burada expert modu var. Uzman modu var. Ee, şimdi burası merkezsiz borsa olduğu için burada işlemlerimiz e, biraz riskli. Bize sürekli onay soruyor. Ben bu expert modunu açtığımda bana diyor ki emin misin işte burada yaptığın işlemler riskli. Burada uzman ol, e, uzmansan eğer bu işleme devam et gibisinden bana uyarılar yapıyor. Ben de kabul ediyorum. Yukarıda bir pencere açılıyor. Buraya confirm diyoruz. Enter'a basıyorum. Artık modu Expert yaptım. Burada avantajı ne arkadaşlar bunu? Bize ekstradan uyarılar vermiyor. Yani hani fiyat çok yükseldi al ya da alma gibi uyarılar vermiyor. Direkt arkadaşlar ne yapıyor burada? E, satın alma işlemini direkt odaklanabiliyorsunuz. Direkt satın alabiliyorsunuz. Şimdi gelelim alttaki kısma. E, bu kısım arkadaşlar her zaman yeşilde yanmayacak. Her zaman bu disable kalacak arkadaşlar. Farkını size şimdi anlatayım. Ben bunu şimdi aktif ettim. Şöyle geliyorum. Bir boost karşılığında kripto kuru tokenı ya da x tokenı alamıyorum. Neden? Hemen bunun açıklamasını yapayım size. Geliyorum buraya. Bakın BNB ve kripto kurdu çifti var burada sadece. Yani kripto kurdu ve boost çifti yok. Bu işlem burada bana yaptırmıyor. Peki ben bunu aktif etmezsem eğer bakın gördüğünüz gibi boost'umla kripto kurdu alabiliyorum. Bunun da açıklamasını hemen aşağıda görebilirsiniz. Önce ben burada boost'la işlem yaptığım için ee, ne yapıyor burada? Benim boostumu BNB'ye çeviriyor. Ardından X token'ını ya da kripto Kurdu token'ını satın alıyor. Yani bir işlemde iki tane işlem yapmış oluyor aslında. Ne yapıyoruz? Siz denemelik bir alalım bir 10 dolarlık. Buraya swap diyorum. Bakın hızı göreceksiniz. Şimdi onayla diyorum. Tabi şu an yoğunluk olmadığı için yoğunluk olan tokenlarda yani çok hareketli tokenlarda bu sistem çok işe yarayacaktır. Bakın işlem onaylandı. Şimdi ben bunu satmak istiyorum. Satış işlendiğinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın kripto kurduğunu ya da X token'ını yukarıya çıkardım. Bunu ne yapacağım? Boost'a çevireceğim. Şimdi burada siz ilk defa bir X token'ını satıyor oluyorsanız eğer burada approve düğmesini göreceksiniz. Approve'u tıklıyorsunuz, onaylıyorsunuz. Arna swap düğmesi aktif hale geliyor. Yani artık paranızı, kripto paranızı, token'ınızı bozdurabiliyorsunuz arkadaşlar. Geliyorum bu swap kısmına. Tıklıyorum. Onayla diyorum. Zaten şu an hızlı işlem yapıyoruz. Eğer isterseniz şu metamaksa tıklarız. Etkinlik kısmına geliriz. Burada arkadaşlar hızlandır derim. Gazı daha çok çoğaltırım. Daha hızlı, daha da hızlı işlem yapmış olurum. Ama ben bu xmap modunda ve slippage oranında ekstradan bir gaz ücreti ödememe gerek yok. Zaten çok rahat bir şekilde e, istediğiniz token'ı alabiliyorsunuz bu yöntemle. E, anlatacaklarım bu kadardı yorum yapmayı, beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.